Clash Medya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CS'de 20'deyiz. CS'de 20 sonunda çıktı. Daha önce bir videomuzda sizlere sunmuştuk. CS'de 20'nin çıkacağı hakkında bilgiler vermiştim. Ve CS'de 20 şu an çıktı. Şöyle başlayalım biraz. Oyunun sesini kısayım. Belki sesimi söndürüyordur. Evet, burada aslında çok bir değişiklik yok. Şöyle yazalım. Yeni dil eklenmiş bildiğime göre. Buradan evet, Çince ve Korece dilleri de eklenmiş. Şöyle şu ayarları yapalım. Abi oyun 16 Ağustos'ta çıkmış. Ben dün bir bakayım dedim. 21 Ağustos gecesinde bir göz attım. Abi oyun çıkmış. 29 Ağustos diye biliyorduk. Yani 8 Ağustos'ta hazır olacaktı. 29 Ağustos'ta çıkar diye umuyorduk. Ama öyle olmadı. Tam ortalarına denk geldi yani. Neyse, sonunda çıktı. Şöyle yapalım, gözlüğü çıkaralım ya da şöyle mi yapalım? Gözlük değilmiş. Şöyle iyi. Bunu da böyle iyi, tamamdır. Intro'ya atlayacağım. Ben yine her zamanki gibi kulüp oluşturmaktan yanayım. Kulüp ismi Clash Medya olsun. Sağ isim de YouTube olsun. Bu arada aslında çok değişiklik yok. Aynen. Nasıl yapalım? Renklerimiz şöyle olsun. İkinci tonu bulmam lazım. Mavinin açık tonunu. Buldum gibi. Şu işlemi ayarlayacağım. Şunu geriye çekelim. İyi gibi. Ha, şu şekil bayağı iyi oldu. Şöyle buradan formamızı hemen seçelim. Şu iyi ya şimdi. Vay, yeni logolar. Oo, bayağı logo var. Şöyle bakalım. Barcelona'nın kandırıyor. Böyle. Biz hangisini seçelim? Bu arada çoğu Hristiyan şey gibi ya. Bu iyi. Ben bunu seçerim. Ben bu defa şey oynayacağım. Yanlamasını oynayacağım çünkü CS'de 19'da dikey oynadığımız için videolarımız en fazla 360 ne derler, görüntü kalitesindeydi. HD değildi yani, böyle yanlamasını olduğunda videolar daha sağlam oluyor ki biz yanlamasına başladık. Şimdi dikey yapsaydık video bozulabilirdi. O yüzden böylesi iyi. Şimdi oyuna girelim. Değişen bir şeyler var mı bakalım. Tamam, çalışmaya aynı şey. Özel kulüp introsu. Tamam. Unutmuyorum. Ha, geç bunu. Evet, kadro yapısı. Aslında çok bir değişiklik yok. Sadece biraz şeyi, grafikleri falan değiştirmişler. Ha, burası biraz değişmiş. Yalnız şeyi beğendim. Sahayı beğendim. Şöyle grafiği güzel olmuş. Oyuncuların duruşu daha güzel olmuş diyebilirim. İleride artık daha iyi anlayabiliriz bunda. Yalnız oyunu indirdiğimde, kimi yorumlarda gördüğümde oyunda bayağı fazla hata olduğu da söylendi. Umarım bizim karşımıza çıkmaz diyelim. Şimdi oyun stilim oyunculara göre belirleyeceğim ama şimdi direkt yapalım, bir bakalım oyuncularımızın oyun stili geneli nasılmış, ona göre oynayalım. Direkt uzun oyun, direkt uzun oyun, uzun oyunlar, direkt var, kontra ataklar var. Bayağı karman çorman diyebilirim. Ben direkt oynatabilirim. Direkt mi oynatayım? Yani direkt oynayalım ya. Aynen, direkt iyidir. Şimdi ana sayfaya inelim. Biz Türkiye Ligi'nden mi başladık? Tamam, Türkiye Ligi'nde başladım. Normalde İngiltere Ligi'nde başladım sanıyordum da öyle değilmiş demek ki. Yalnız CS'de 19'da olduğu gibi şimdi biz de Türkiye Ligi'nde başladık ama buraya tutunmamız biraz zor olabilir. Onu da sizlere söyleyeyim. Hani zorlananlar varsa İngiltere Ligi'nden başlayabilir. İngiltere'nin alt ligleri çünkü resmen, mesela şimdi benim takımla aynı kalitedeler. Şöyle bir tanesine girelim. Concord Rangers'a girelim. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi 56 daha, hatta benimkinden kötü diyebilirim. Yani hani buralar daha zor, daha kolay olur pardon. Çünkü iki takım düşecek. Hani o iki takım, 22 tane takım var. Yani o iki takımdan olmak biraz da zor gibi. Ki takımlar aynı kalitede. Hani oyunu biraz bilenler buradan rahat çıkar diye umuyorum. İki sezon böyle toparlasa ardından lig yükselmeye de başlar. Yani zorlananlara İngiltere Ligi'ni öneririm. Diyecek bir şey, başka bir şey yok sanırım. Şimdi şöyle profilime bakacağım. Değişen bir şey var mı? Buraları, şu grafiği falan beğendim. Görünümü güzel duruyor. Mesleklere bak. Kupalar, leaderboard. Ha, geç. Şimdi şöyle geçelim. Ha, sanki bura değişmemiş gibi. Aslında CS'de 19'a en çok benzeyen yerde burası diyebilirim. Şöyle bir de şeylere bakmak istiyorum. Bizim büyük takımlara yeni transferler var. Önce Galatasaray'dan bir başlayalım. Fernando Muslera, Yunus Berhan'da. Fernando gitmişti. Ha, Babel gelmiş. Filho abi, ben bu oyuncuyu bir türlü, kim ya bu ya? Fenerbahçe'de Erdican var. Galatasaray'da Filho var. Bu oyuncular hani hiçbir zaman gitmiyor. Hani oyuna, hani gerçekten öyle böyle oyuncular da yok. Şöyle tekrardan bakalım yani. Oradan nasıl çıkmayı becerdik? Tekrardan bakmaya devam edelim. Tüm oyunculara bakalım. Filho, Birhan vatansever. Abi biraz şey gibi ya, PS13 müydü? Sanki o dönemlere kaymış gibi. Jimmy Durmaz, Şener. Yunus, Marko. Abi Marko'nun o kadar düşük olması harbiden biraz şey. Galatasaraylıyım ama objektif bakan Marko gibi bir oyuncunun, hani şöyle söyleyeyim, Şener mi Marko mu deseler tabii ki de hepimiz Marko diyeceğiz ama Şener daha derecesi yüksek bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe'ye bakalım. Max Kruze, Erdican, Victor Moses, Emre Belezoğlu, Alper Potuk. Alper Potuk'un bu kadar yüksek olmazsa aslında şaşırtıcı. Dirar, Miyazaç, Zayç mıydı neydi, telaffuz edemedim. Tolgay Arslan, Murat sağlam olması lazım, o zaman Tufan. Hasan Ali'nin Alper Potuk'tan sağlam olması lazım harbiden. Hasan Ali'yi bu oyunda en az 77 görmek isterdim. Elif Elmas bayağı düşük. Hani genç ama sağlam oyunculardan. Sadık sanki düşük gibi. Cahilson abi 66. Belki de beni en çok şaşırtan bu olur. Cahilson'u 75-76 görmek daha mantıklı olurdu. Ferdi Kadıoğlu, Berke Özer. Fenerbahçe biraz daha güncel desem aslında yanlış olmaz. İyi, yine beğendim. Evet, Beşiktaş, Kvarejma 83, Laiş 80. Kvarejma'da evet yetenekli bir oyuncu ama bu oyunda 83 sanki fazla gibi. Hani Kvarejma 83 ise Figulini de 81-82, Max Kruze'nin de 86 olması lazım yani. Neyse, Burak Yılmaz 80. Zaten abi 35 yaşında bir oyuncu, bu 2 yıla bir 75'lere kadar düşer diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum. Yalnız takımın yaş ortalaması da bayağı yüksek. 27. Atiba Açılsın, Caner Erkin, Larin, Gökhan Töre, Roko, Mirin. Evet, İyi. Trabzon'a bakmak istiyorum. Abdülkadir falan. Onların gücünü merak ediyorum. Yazıcı 77. İyi. Sosa. Tamam. Sanki Trabzon biraz daha dengeli olmuş gibi. Envakam abi harbiden takımın, yani Sosa falan 77 ise Envakame'nin en az 78 olması lazımdı. Abdülkadir Ömür 71. 75-76 olsa daha iyi olabilirdi. Evet. Ekuvan. Obi Mikel 65 mi? İlginç. Hani yanlış hatırlamıyorsam İngiliz bir kulüp, Chelsea olması lazım. Kaptanıydı diye biliyorum. Yani orada kaptanlık yapmış bir oyuncunun henüz 32 yaşındayken bu kadar derecesi düşük olması şaşırtıcı. Evet. Diyecek bir şey yok bu arada. Yeni yükselen takımlarda Karagümrük falan, Menemen buradalar. Bursaspor'u 2. Lig'de görmek tabi biraz üzücü. O denli yüksek takımın 2. Lig'de olması biraz hani hayal kırıklığı oldu. Özellikle Bursalılar için, Bursasporlar için. Şimdi ilerleyelim biz. Bu arada serisini çekeceğim. Bu oyunun da bir seri yapacağız. Her zaman kaldığımız yerden videolarla kariyer olarak devam edeceğiz. Evet, şimdi devam edelim. Personel almamız lazım. Öncelikle bir takım menajeri almam lazım yüksek derecede. Hani buralar harbiden önemli. Şimdi 59'luk alsak para, aslında kendimi de maddi sıkıntıya düşürmek istemiyorum. 58'lerde falan, 57'lerde almak istiyorum serbest. Şöyle inelim. 58 iyidir ya, 58 bulunca alacağım. Ha, şuradan tercih stillerim falan da ayarlayalım. 56-65 kontrat durumu serbest. Menajer, aynen, tamam. Şöyle bakalım. Lucarelli, Terezas, Patino, Tolot, Apolloni. 4-4-1 oynatabilirim aslında. Patino'yu tercih edebilirim. 4-4-2'den yana değilim. 3-4-1-2 hiç tercih etmem. O yüzden Patino'ya teklifi sunacağım. Bizimle görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Oyuncum 2 yıllık. Ben şu an bir hata oyunda bulundu. Oyuncum 2 yıllık 1400 maaşla 15.000 ücret. İmza ücreti. Evet, yeni bir şey daha, imza ücreti. Yani bu da bizim serbest oyunculara yönelmemizi artık belki de bazen zorlayacak. Şu an ben bu adamı 1000'e getirebilir miyim ya? 1000'e bir deneyeceğim. 2 yıl yeterli. 11.000. Hani 1100 yapalım. Bunu da 11.000 yapalım. Teklifi gönderelim. Evet. İyi paraya geldi diyebilirim. Şimdi şuranın hepsine bir menajerler falan, personelleri halledelim. Ardından son bir konuşma daha yaparız. Şimdi 4-1-1 lazım bize. Şeyi bozmamak lazım. Şimdi görüşmeyi kabul ettiniz. Şimdi 400-500'e getiririz. 7500, 4700, 4600, 4500. Kabul eder mi? Maaşımı yükseltti. Tamam, hiç sıkıntı değil. Şimdi devam edelim. Baş antrenör alalım. 4-1-1 yoksa yapacak bir şey yok. Aynı buradan devam edeceğiz. 700 maaş, 5, şunu da 5 milyar yapalım. Tamamdır. Hızlıca artık alacağım baş scout lazım. 57-56 saldır abi, 57 olsun, sıkıntı değil. 4-1-1 tam şeyimize uygun. Bunu 300'e getirin diye umuyorum. 3700. Teşekkürler ama haftalık maaştan dolayı. Evet, getirdik bunu da. Şimdi bir spor bilimcisi alalım. Hani şu an buralar size faydalı olabilir. Yok mu, direkt stilde yok mu? O zaman serbest almayacağız mecbur. Şuradan şey yapalım. Kontrat altında var bir tane. Teklif yapamazsın, diğer güne geç. Evet, bu CS'de 19'a da vardı. Yeni menajerimiz kararlaştırıldı. Şimdi şuradan kontrata kısmına geçmem lazım. Ben seni gerçekten beni senin kontrata kısmına mi? Abi bir şey diyeceğim, biz zaten direkt oynuyoruz. Vizyonu ayarlıyorum direkt zaten direkt. Hani niye öyle bir şey oldu anlamadım. Hani hatalar var dediğim gibi. Şunu da alalım. Akademi menajerimizde alalım. 5 milyon ücret, 5000 ücret, imza ücreti, 350 maaş, 3800 getiririm ben bunu böyle. İyidir. Şimdi spor bilimcisiyle fizyoterapistimiz kaldı. Spor bilimcisi, evet bunu alacaktık. Oyuncu antrenman testleri düzeyi nedeniyle kulübe katılmayı düşünmüyor. O zaman yapacak bir şey yok. Şuna yöneleceğiz. Tazminat teklifi, oha la. O zaman mecburen stili değiştireceğiz. Çünkü serbest almam lazım diyecektim ki biz böyle alamayacağız galiba. Fizyoterapist alalım. Spor bilimcisi bir sona kalsın. Evet. Şunu alacağım. Vay be. Listeye dönelim. Şu oha lan. Biz böyle getiremeyeceğiz galiba. Yani şu gelir mi? Ha, 55'lik getirebilmişiz. 56 da mı olmuyor? Ya bırak hadi ya. Sadece 55'lik getirebiliyoruz galiba. İyi, sıkıntı yok. Hani biraz daha zorlaştırmışlar diyebilirim. Maaştan dolayı tamam. Biraz zorlaştırmışlar ama hiç sıkıntı değil. Hani dediğim gibi siz İngiltere liginde daha rahat gelişebilirsiniz. Ticari menajer. Ticari menajerimizi de alalım. Ya gel bildiğin ne varsa ama geri alacağım. Bunu hiç değiştirmeyelim ya. 550 tamam. Evet, bu arada kulüp hedeflerine bakmadım hiç. Düşmekten kurtulun. Her zamanki bir yeni kurulmuş bir kulübün her zamanki hedefi düşmekten kurtulundur. Tamamdır. Personellerde 59 derece istiyorlar lan. Bayağı zor değil mi? Bence bayağı zor yani 59. Şimdi personeller bitti sanırım. Şey var. Spor bilimcisi var, onu da bulamıyoruz maalesef. Yapacak bir şey yok. Onu da artık nasıl halledebilirsek. Ha, kiralanmış, tamamdır. Güzel. Şimdi devam edelim. Çok yoğun olduğundan emin olmamı tavsiye ediyorum. Sheffield, Stoke City, Tottenham, Seattle'a mı yapalım? Amerika kulübü Sheffield'da yapalım ya. Stadyum reklamları 2550 bayağı iyi aslında. 2500'ün altını kabul etmediğimiz sürece sıkıntı olmaz. Stadyum reklamları 2500, ona da kabulüz. yeni kurulmuş büyük takıma reklam vermeler bile aslında kabul etmemiz için yeterli. Evet, bir maçta gireceğiz. Oyunun ne olduğunu bir anlayalım, içine de girelim. Evet. Şu anda oyun kaydediliyor. Tamamdır. Vay, aylık maaş 700 jeton. Aslında bir yanda bu güzel, bir yanda bu olmuş. Şu anda transfer sezonu mu açıldı? Tamam, tamam, bunu her zamanki gibi yaparım. Transfer sezonu şu an açıldı mı acaba? Açıldı büyük ihtimalle. Direkt serbest ve 21 yaş altı. Evet, her zaman bu tür oyunculara yönelirim. Çünkü genç oyuncular eğilime, gelişime eğilimlidir, açıktır. Sizlere de öneririm. Şimdilik dediğim gibi sadece inceleme amaçlı bir video oldu bu. Bir maça da girelim diyeceğim de, hani o serbest oyuncular da hemen kapabilirler. O yüzden hızlıca bir ihtiyacımız olan yerlere oyuncu da alalım. Şu an bize bir forvet lazım. 2 bek lazım, hatta 4 tane bek lazım yedeklerle birlikte. Geri. Evet, hemen şeye geçelim, transfer. Al abi, ver bize bir dakika, bir hepsine bakalım. Ha. Aslında bir tecrübeli bek bulabilirsem, hatta tecrübeli bir forvet bulabilirsem alabilirim. Adrian Gomez'de. Bunu alırım abi. Yaşı tam iyi. $600'e 9.000 imza, 3 yıllıkta bir sözleşme, sen gelirsin ve lütfen imza ücretini arttırın. 10 milyon. Haftalık maaşla 6.500. Oha oğlum ya, hadi al. Al oğlum, hadi al. Adamlar pazarlığını iyi yaptı. Evet, bir oyuncu aldık şu anda. 2 tane de bek alalım. Şöyle bek derece, bunları aslında ayarlamaya gerek yok. Şöyle beklere girelim. O 19 yaşında. Evet, genç oyuncularda bakalım imza ücreti falan bir değişiklik olacak mı? 9.000, 5 yıl. Bu arada kontrat da önceden en fazla 3 yıl yapabiliyorduk. Hatta genç oyuncularda 2 yıl yapabiliyorduk. Şimdi bunun 5 yıl olması benim açımdan bayağı avantajlı. Çünkü genç oyuncuları elimde tutamıyordum hani ben. Artık tutabilirim, rahat rahat yaparım diye umuyorum. Ha, uzun sürelik kontrat istemiyormuş. 4 yıl. 3 yıl. Stadyum ekranları 2400. Acaba reddetsem CS19'daki gibi yükselir mi? Ona da bir bakalım. Herkes forvet abundiz. Bu bize niye gözükmedi? Ha. Katılmaya istekli değil. aslında iyi forvetti diyebilirim. Evet, stadyum reklamlarını reddedersek yükseltebiliyorlarmış. Bunu da sizler de göz önünde bulundurun. Şimdi ben bir tane daha bek alayım. Bekler bir tane de kiralasak mı yoksa? Serbest bakalım ya, serbest iyidir. Şu tercih, oyun tercih stilini değiştirelim. Strangel, Picone, Storm. Yani şu tecrübeli oyuncu almak istiyorum. Şimdi bakalım ne kadar istediğine bağlı. 3 yıllık 8,5 şey veririm, imza ücreti 800'de maaş, tamamdır. Hani şimdilik ligde tutunmak için bir yaşlı oyuncu aldık. Aslında bir tane defansa bayağı transfere ihtiyacımız var. Ama şimdilik bir duralım. CS'de 20 yeni şeydenler için, indirenler için, kulüp kurma modunda oynayanlar için hem şey deriz, transfer çalışması nasıl yapılır falan. O tür videolar da yaparız. Lacazette, Manchester United'da. O tür videolar yaparız. Onu da söyleyeyim. Şimdi en merak ettiğim şey maç içi görüntüler. Hani o NSS'ye benzer yanı vardı. O nasıl olacak? O maçın tamamında mı oluyor? Onları da bir görelim. Bir bakalım. Evet. Şu anda aslında burada çok fark yok gibi. Sadece grafiklerde düzeltme var. Üçlü defans mı yapsak? Böyle iyi gibi ya. Böyle aslında bozmak istemiyorum. Senin tamamdır. Böyle iyi. Evet. Şimdi devam edelim. Şeyi, oyun hızını ultra yapalım. Evet, şu anda geldi görüntü. Hava yağmurlu. Gol mü yedik, gol mü attık? Gol yedik büyük ihtimalle. Evet, gol yedik. Ha, şey gibi ya. Kimi şey görüntüleri, önemli atakları falan gösteriyorlar. Abi biz daha çok gol yeriz bu kafayla. Evet, umarım rezil olmadan şu videoyu daha sonlandırırız diyelim. Oğlum hatamız mı yok lan? Evet. Güzel ya abi, ben şu yanını beğendim. Evet, bir hatamız var. Hadi be. Abi düşünsene, videodasınız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçı. Son hatanız var. Dakika 90, bu videoda efsane olur. Yani o anki tepki, o anki merak falan bayağı iyi olur. Hani bu yanını bayağı sevdim diyebilirim. Yalnız böyle maç bitmez. Henüz 15. dakikadayız. Evet, şu ana kadar oyunun pek göze batan bir hatası yoktu. Google Play'de bayağı hata söylenmişti ama abi bir şey diyeceğim. Az önce bizim bir oyuncu topa vurdu. Oyuncu kel. Bizim kel oyuncumuz yok. Hani bunlar da kime hatalar. Oğlum kaleci çıkar lan topu. Evet, güzel paslaşma ama uzaktan niye vurdum ki? Maç istatistikleri de var köşede, ona da bir bakalım. Maç istatistikleri, ama o da güzel, bak o da güzel olmuş, direkt üstüne ekliyorlar. Clash Medya daha ofansif falan öyle şeyler yazıyordu. Evet. Şu anda 4-4-2'ye dönmüşüz. Teknik direktörümüzün kararı tabii ki de. Ah lan lan lan. Oha, boş kaleye atamadı lan. İyi gol yiyeceğiz sanki. Oha lan. Adam ne güzel vurdu öyle. Helal kaleci. Kaleci bu dakikalarda iyi duruyor. Evet, önceden ilk yarı bitince jeton kazanmak için reklam falan çıkıyordu. O yok. Güzel. Toplu oynama falan istatistikler. İlk yarının istatistikleri gösteriliyor. O da iyi. Evet, şu an ataktayız ama yok lan. Oğlum bizim adam pas hatası yaptı lan. Evet, bence buradan bir gol daha yiyebiliriz. Yani ben bu oyundan çok ümitliyim. Kimi hataları varsa da onların da düzeltildikten sonra tekrardan bu oyuna CS19'a bağlandığım gibi buna da bağlanırım. Videolarını atarız. Bir yorumda daha görmüştüm. Dakika 74'te oyun antikanıyormuş. Oha, kaleci helal olsun. Dakika 74'te tıkanıyormuş. O inşallah bizde olmaz. Olursa videoda. Evet, gol değildik bu arada. Evet, Sheffield sağlam takım, 70'lik oyuncular hep. Yani yapacak bir şeyimiz yok. Henüz yeni takımız. Gol mü lan o? Adam ta nereden vurdu la? Evet, buradan da bir gol yersek direkten dışarı. Evet, şu an 74. dakikadayız. Dakikanın ortalarındayız. Umarım tıkanmamıştır. Helal kaleci. İyi mi oğlum? Çok iyisin. Evet, şu an 74'te bizde tıkanmadı. İyi oldu. O adam kaydı. O helal olsun lan. Kim attı? İlk golümüzde cambaz atmış. Çok iyi. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Aslında böyle olması biraz daha hani maça bağladı beni. Ne bizim defanslarda bu maç kaleci bayağı iyiydi ama reytingi çok düşük. İyi olmasına rağmen. Evet, şu an videoyu bayağı uzun tuttuk sanırım. Telefonda yer kalmadı. Maç bitince direkt çıkmaktan yanayım. Aslında maçı atlasak mı? Şu an videoyu da hani şey etmek istemiyorum. Videoda sıkıntı çıksın da istemiyorum. Evet, 85. dakikadayız artık. Buradan da atlamayalım. Belki bir gol daha atarız. İyi olur. Evet, bir hata daha gidiyoruz. Sıyırdı be. Evet. 4-2-4'e dönmüşüz. Ve son düdük çalındı artık. Ben maçın yapısını bayağı beğendim. Evet, aslında güzel. Bayağı güzel olmuş. Hani beğendim ya, yine diyecek hiçbir şey yok. Sadece o yeni transferler kimlere eklenmemiş. Mesela Galatasaray'da Fernando gitmişti. Gitmemiş. Seri ve Enzonzi bekliyordum. Seri ve Enzonzi maalesef yok. Hani Seri ve Enzonzi olsaydı bayağı sağlam takım olurdu Galatasaray. Diyecek başka bir şey yok.